Hisar Dağı eteklerinde ormanlık ve büyük küçük gala ile Pamuklu Gölü barındıran Meriç Deltası'nda yer alan 6000 hektarlık 217 kuş türüne mevsimsel ev sahipliği yapan Milli Park'a kuşların ilgisi her geçen sene artıyor. Nesli tehlike altında olan kuşların tespiti için Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ve kuş bilimcilerce bu yılda sayımlar yapıldı. Bu yılki kuş sayımında göç yolu üzerindeki önemli kışlaklardan sayılan Gala'da yaklaşık 10 bin civarında çamurcun, 17 binin üzerinde kuğu, 3500'den fazla flamingonun yanı sıra tepeli pelikan, fiyu, yeşilbaş, küçük karabatak, saz delicesi, gümüş martı gibi türler belirlendi. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, Gala Gölü Milli Parkı'nı Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde köprü görevi gören önemli bir konuma sahip olduğuna işaret etti. Kaya, Türkiye'de yaklaşık 475 kuş türü görüldüğünü, bunların 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını vurguladı. 217 kuş türünün bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarının Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri olduğunu ifade eden Kaya şöyle devam etti. Gala Gölü Milli Parkı'nda 2018-2019 kış ortası kuş sayımları tamamlandı. Geçen yıl 30 bin olan kuş sayısı bu yıl 50 bine çıktığını görüyoruz. Bu da iyiye işaret etmektedir. Flamingoların iklim koşullarına göre Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında geçiş yapabildiğini aktaran Kaya, Gala'nın uzun boyunlu misafirlerinin ay sonunda havaların ısınmasıyla göçe başladıklarını söyledi. Çeltik tarlalarının su kuşlarının önemli beslenme alanlarından biri olduğunu anlatan Kaya, Meriç Deltası'ndaki göller, sazlıklar, çayırlıklar, bataklıklar, söğüt ve ılgınlardan oluşan ağaç topluluklarının iyi bir üreme alanı olduğunu vurguladı. Bu yıl Gala Gölü Milli Parkı'ndaki kuş sayısındaki artışın uygun hava koşulları ve ortamdan kaynaklandığını ifade eden Kaya şöyle devam etti. Her yıl kuş sayısı artıyor. Tabii bunun nedenleri var. Bir kere hava koşullarının iyi olması, yaşam alanlarının diğer yaşam alanlarına göre daha olumlu şartlara sahip olması, yöre halkının bilinçli olması, kuşların rahatsız edilmemesi buradaki kuş varlığının sayısının her gün daha artışını sağlamaktadır.